Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El mektubul hadi ve sütun vel mi'eh. 161. mektup. İlel Molla Salihil Bedahşi. Molla Salih Bedahşi isimli zata gönderiliyor. Fi beyani ennel maksude min tayyi menazilis suluk. Suluk menzillerini aşmaktan maksat, bu manevi yolda ilerlemekten maksat, gaye husulul imanil hakiki, hakiki imanın hasıl olması. El muqifi alet inanın nefs. Bu da nefsin mutmain olmasına bağlı. İmanı hakikinin hasıl olması için manevi yolda ilerlemek lazım. Bu da nefsi mutmain etmeye bağlı. Nefsi adam etmediğimiz zaman bu hakiki iman hasıl olmayacak buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz bu mektubunda. Devamlı mektubat dinleyen bir cemaatiz. Cemaatimiz bile neredeyse mektubatı ezbere bilecek kadar hocalığı var. Bir hocamız şöyle demişti: aynı mektupları belki sık sık dinliyoruz, duyuyoruz. Hastalık aynı olursa tedavi edilmesi için onun da ilacı bir tane ise doktor hep aynı ilacı yazmaya devam edecek. Çünkü o hastalığın ilacı ancak onunla mümkün. Hastalık iyileşmediyse ilaca devam cemaat-i müslümin. Hastalık iyileşmediyse ilaca devam. Bu hastalığın tedavisi fi kulubihim marad. Kalbi hastalığın tedavisi nedir? İlacı zikrullah. Zikrullah'a devam. İlacı belli. Zikrullah'a devam. Kamil iman sahibi olmaya geldik. Değil mi dünyaya? Dünyaya niye geldik? Allah'ımızın buyurduğu üzere وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرِفُونَ diye tefsir ediliyor. Allah'ımızı bilerek ona ibadet etmeye geldik. Varlığımız, yaşantımız, hayatımız, maksadı, hedefi bu. Allah'ı bileceğiz, bulacağız ve o bilgiyle Allah'a ibadet edeceğiz. Bilerek ibadet. Bunun yolu Kur'an yolu, bunun yolu sünnet-i Resulullah, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiği yoldur. Tasavvuf, tarikat bu yolun içerisinde olan bir vazife. Din-i mübini İslam'ı daha güzel, daha gayretli ve daha hevesli yaşama yolu tarikat ve tasavvuf. Belki farklı zamanlarda farklı isimlerle anılmış olabilir. Zühd, takva dendiği zamanlar olmuştur. Tasavvuf, tarikat dendiği zamanlar olmuştur. Ama aslı bellidir. Usulü bellidir. 1400 yıllık İslam tarihinde tarikat, tasavvuf nasıl tarif edildi? Günümüze kadar nasıl geldi? Din-i mübini İslam günümüze kadar nasıl geldi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun sınırlarını nasıl çizdi? Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'ı nasıl koruyacağını muhafaza etti? Belli, biliniyor. Tarikat da 1400 yıllık bu tarih içerisinde bize nasıl geldi ise bundan sonra da aynen öyle devam edecek. Bugüne kadar nasıl geldi? Bundan sonra da öyle devam edecek. Bugüne kadar nasıl geldi? Meşayihimizin eliyle geldi. Bundan sonra nasıl devam edecek? Meşayihin eliyle devam edecek. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Nereden öğreniyoruz? Kitaplar böyle okuyor. Kitaplardan böyle okuyoruz. Meşayihten böyle dinliyoruz. Biz bu kürsülerden yıllarca bunu meşayihimizden böyle dinledik. Böyle geldi, böyle gidecek. İnşallah Allah-u Teala o yolda devam, sebat, istikamet bizlere nasip eyleye. Tabi bu yol kolay değil. Efendi babamızın sözünü
hep duyarız, dinleriz. Bu kapıda gelin durmak zordur evladım sözünü duyarız. Bu kapıda gelin durmak kolay değil. Kolay olsaydı herkes dururdu. Kolay olsaydı herkes dururdu. Allah becerenlerden eylesin. Kimse nefsine güvenmeyecek. Kimse ameline güvenmeyecek. Kimse ilmine güvenmeyecek. Rabbimize güveniyoruz. Ya Rab, tut elimizden. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizi nefsimizin eline bırakma ya Rabbi. O zaman bu nefis madem adam edilecekse yolu belli, usulü belli. Bu mektupta kısa, öz, ne yapacağımız bize tarif ediliyor. Ne yapacağımız bize tarif ediliyor. İ'lem ennel maksuda min tayyi menazili sülük. Bu manevi yolda ilerlemenin maksadı, gayesi, hedefi. Niye bu manevi yolda ilerleniyor? Bu manevi mesafeler niye kat edilmeye gayret ediliyor? Bundan maksat nedir? Husulul imanil hakiki. Husulul imanil hakiki. Neymiş? Hakiki iman hasıl olsun için gayret ediyormuşuz. Zikirler, rabıtalar, murakabeler, nafileler, gece namazları, gündüz namazları, farzlar, vacipler, emirler, yasaklar, bu manevi yolda ilerlemedeki hedef, maksat nedir? Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz, husulul imanil hakiki. Hakiki imanı elde etmeye gayret ediyoruz. Hakiki imanı elde etmeye. İmanın nesi vardı? Bir sureti, bir de hakikati vardı. Şöyle bir örnek veriyorlardı değil mi buna? Bir aslanın resmi aslan kadar büyük olsa görseniz korkar mısınız? Aslan kadar büyük resmi olsa böyle sanki canlı gibi korkar mıyız? Resminden korkmayız. Kendisinden abdeste kaçırırız. Değil mi? Kendisinden korkarız. İmanı hakikiyle surete, imana misal örnek verecek. Suret iman aslanın resmi gibi, hakiki iman aslanın kendi gibi. Demek ki imanı hakiki elde edeceğiz. Lazım mı bize? Lazım. Niye lazım? Sebep? Çünkü hakiki iman sahipleri cennette öyle yüksek derecelere ulaşacaklar ki diğer sıradan Müslümanlar dünyadayken yıldızları nasıl görüyorlarsa hakiki iman sahiplerini öyle görecekler makamlarını cennette. Onların dereceleri öyle yüksek olacak, öyle kıymetli olacaklar. Onlar cennetin nimetlerinden istifade ederlerken onlar farklı bir lezzet alacaklar. Diğerleri, dereceleri düşük olanlar farklı lezzet alacaklar buyuruyor. Başka mektuplarda İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz. Zengin olmayı istemeyen bir insan var mıdır? Maddi imkanı, refahı olsun, parası olsun, pul olsun, bir eli yağda, bir eli balda olsun. Zengin olmayı istemeyen bir adam yoktur. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum işte. Herkesi kendim gibi biliyorum ya. Zengin olmayı istemeyen bir herkes zengin midir? Yok, zenginler sayılı. Zenginler sayılı. Ama o fakirler de şöyle demezler. Lan yıllardır bir ömür çalıştık, zengin olamadık ya. Bırak bu işi, yat aşağı demezler. Yine kalkarlar sabahleyin, ekmek parası hocam. Gideceğiz, bu dükkanı açacağız, çalışacağız. Yoksa acımızdan kim çalışmayan ekmek vermezler. Ama dünyada rızık Allah'ın takdiriyledir. Değil mi? Rızık Mevla'nın takdiriyledir. Allah dünyayı istediğine, ahireti isteyene verecek. Hadi o zaman istemediğini almak için uğraşıyoruz. Vermediğini almak için gayret ediyoruz. Gece gündüz ona çalışıyoruz. Vereceğini, isteyene vereceğini çalışmıyoruz. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki ben Kur'an'da okudum ki 90 yerde Allah kulun rızkına kefildir. Bir yerde gördüm ki şeytan Kur'an'da diyor ki onu fakirlikle korkutuyor. Kullar Allah'ın 90 yerde rızkına kefil olduğunu haber verdiği rızıktan endişe ediyorlar.
Ama o bir habere inanıyorlar, o 90 habere inanmıyorlar. Kullar rızık hususunda endişeliler. Halbuki rızık Allah vereceğini haber verdiği halde yatın demedi ama öbürünü isteyene vereceğim dedi. Çalışın vereceğim dedi. Demek ki kesbin de medhali vardır buyuruyor Mustafa İsmet Efendi. Çalışmayana verilmiyor. Hani ne derler? Ava giden avlanır. Evinde oturan avlanır mı? Avlanmaz. Bineceğin kayıya, çıkacağın denize, oltanı atacağın ki senin oltanın ucuna ne gelsin? Balık evde otururken balık armut ağacından düşer gibi düşer mi adama? Düşmez. Ama her ava çıkanda avlanmaz derler. Ama ava çıkan avlanır. İlla ava çıkmak lazım. Allah-u Teala çalışanı yolda bırakmaz. Hüsnü niyetle yola çıkanı Allah yolda bırakmaz. Rabbim gayret edenlerden eyleye. Ellezî huve merbutun bitmînânin nefs. Hakiki iman elde etmek için çalışıyor, manevi yolda çalışılıyor. Hakiki iman da öyle bir şeydir ki o nefsin mutmain olmasına bağlı. Bir insanın suret imanı ile hakiki iman arasındaki fark ne? Nefsin mutmain olması. Yine imanın şartları aynı, yine İslam'ın emirleri aynı, bir şey değişmiyor. Yani hakiki iman sahibinin kıldığı namaz farklı değil. Yine o da sabah namazını, farzını iki kılıyor, sünnetini iki kılıyor. Farklı bir namaz kılmıyor. İslam'dan farklı bir şey yapmıyor. Arada fark ne? Arada fark ne? Nefsin mutmain olması. Hani kötü huyları vardı ya nefsin. İnkarı, tuğyanı, azgınlığı vardı ya. Boyun germesi vardı yani. Onların terbiye olması, nefsin mutmain olması. Nefis inkar ediyor, azgınlığı var. Ver yesin, ser yatsın. He? Nefis öyle istiyor. Hakiki iman hasıl olması için ne şartı var? Nefis mutmain olacak. Nefis mutmain olmadan hakiki iman elde edilmiş olmuyor buyuruyor bu işin mütehassısları, erbapları, bu işin doktorları. Tabibi kulubina diyoruz yani. Kalplerimizin doktorları tarif ediyorlar. Bu işin usulü budur. Ve mâ lem tetmainnin nefsi la tutasavvarun necat. Nefis mutmain olmadığı zaman da ahirette ebedi kurtuluş da düşünülemiyor. Ve la tasilun nefsu ila mertebetil itminan mâ lem tusallit aleyha siyasetul kalp. Nefsin İtminan mertebesine ulaşması da ancak kalbin siyasetinin onun üzerine galip gelmesiyle oluyor. Kalp nefse müdahale edebiliyorsa, kalp nefsi yönlendirebiliyorsa, nefis kalbi değil de kalp nefsi yönlendirebiliyorsa, onun için kalbe çalıştırıyorlar bizi. Onun için diyorlar ki yum gözünü al, tesbih eline, hadi bakalım çalış. Allah Allah Allah, hadi onu geçtin. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Devam. Olmadı. Ünlü tabiplerden birisine demişler ki doktor, hastalarımıza vereceğimiz en güzel ilaç nedir? İlgi ve alakadır demiş. Ya şey vermezse, o tedavi etmezse dozunu artırın demiş. Tedavi olmuyorsa başka çaresi yok. Dozunu artırın. Olmuyorsa dozunu artırın, sayısını artırın, vazifesini artırın. Bir bakın bakalım ya, nerede hata ettim diyor ya hani insanoğlu. Hani bir seçimi kaybedince oturuyorlar. Nerede yanlış yaptık biz demiyorlar mı? He? Bir işten iflas edince oturup ne demiyor? Ya biz nerede yanlış yaptık da iflas ettik denmiyor mu? Bir geriye bakıp ondan ibret alınıp ondan sonraki önümüzdeki haritayı ona göre çizmiyor muyuz? Bugüne kadar 40 yıldır derviş idim. Allah Allah, bir şey olmuyorsa ben nerede yanlış yapıyorum acaba? Bir bakmak gerekmiyor mu cemaat-i müslümin? Ve siyasetul kalbi innema teteyesseru izâ kânel kalbu fârigan min cemî'i mâ huve min kıbelin nefsi. Kalbin nefis tarafından gelen düşüncelerden boş olduğu zaman da ancak bu siyaseti mümkün oluyor o zaman.
nefisten gelenlerin önüne büyük bir set çektiyse kalp, yani kalbi bir yere bağladıysak, sağlam bir kaza bağladıysak, nefisten ona bir vesvese, bir müdahale gelmiyorsa, o zaman bu mümkün olacak. Kalbi muhafaza edeceğiz. Bu böyle mümkün oluyor. وَحَسَلَتْ دَهُ السَّلَامَةُ مِنْ تَعَلُّقِ بِمَا سَوَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ. İşte Allah'tan başka olan şeylerden, taalluk, alakalardan selamet olursa bu hasıl oluyor. Mevla'dan başka şeyleri kalbe unutturduk, Mevla'nın sevgisini oraya yerleştirdik. Ne olacak o zaman? Bu iş o zaman mümkün olacak cemaati müslimin. Ha bugün rahmetli Hasip hocamız derdi, bir günde olmaz ama bir gün olur be. Değil mi? Eskiler hatırlayacak. Bir günde olmaz ama bir gün olur be. Ha olmadı diyelim. Bu yolda mıyız? Devam sebat ediyor muyuz? Vazifelere becerebildiğimiz kadar gayret ediyor muyuz? Ne dedi büyüklerin müjdesi ne? Bu dünyada olmadıysa kabirde tamamlatacaklar. Madem bu yoldaydın, çok duyduk da bu müjdeyi. Madem bu yoldaydın, gayret ediyordun, ala kadar ilimken, becerebildiğin kadar kör topal devam ettin. Ölüm seni geldi buldu, hala olmamış idin. Ne dediler? Müjde ne? Kabirde bu işi tamamlattıracaklar inşallah. Ya Rabbi bizi bu yoldan ayırma ya Rabbi. Dostlarınla beraber dünyada da ahirette de haşru cem eyle. Nefsimizin şerrinden de bizi muhafaza eyle. Mustafa İsmet Efendi 31. sayfede hocaların şöyle bir zafiyeti vardır. Kürsüye çıkarana kadar uğraşırsınız onlarla. Bir de indirene kadar uğraşırsınız onlarla. Saate bakıyorum, işrak doldu. Gitmeyelim. Cemaati yormaya gerek yok. Sonra cemaat bizi yorar. Buyurdular ki Mustafa İsmet Efendi, bu nefsin hilesi hem kadri çoktur. Arkadaşlar, muhterem kardeşler, ne diyorum biliyor musunuz? Bu kitapları, bu beyitleri, bu mektubatları, bu sohbetleri yıllarca dinledik de acaba diyorum gelin hep beraber yeniden buralara bir daha mı göz atalım? Bir daha mı okuyalım? Nerede yanlış yaptık da nerelere gittik? Ne oldu bize? He? Değil mi? Hani bu kitaplara bakıyoruz, kitapların dediği ne? Birilerine bakıyoruz, birilerinin yaptığı ne? Onların yaptığı hangisi doğru? Doğru hangisi? Kitapların yazdığı mı doğru? Birilerinin yaptığı mı doğru? Hangisi doğru? O zaman kitaba uymayacaksak, bu kadar yüzyıllardır yazılmış kitaplar, bu kadar ciltlerle dolu kütüphaneler, yakacağız mı bunları? Ne yapacağız bunları? Bunlarda böyle bir şey yok. Sen yeni bir usul çıkardın, yeni bir adet çıkardın, yeni şeyler icat ettin. Diyorsun ki usul budur, yol budur diyorsun. Var mı kitapta? Yok. Nasıl usul bu? Usul bu işte. Usul bu kitaptaki. Bu nefsin hilesi hem gadri çoktur. Mahalik yerleri, sekri çoktur. Helak olacak yerleri, sarhoşluğu çok onun. Söndürmeye senin aşkın mekri çoktur. Senin Allah'a karşı hevesini, heyecanını söndürür. Haberin olsun. Sen zannetme seni yenemez. Neleri yendi o? Ne adamları alt üst etti? Ne büyük insanlar kaybetti? Allah muhafaza. Kitaplarda hepsi anlatılıyor. Kürsülerden hep duyuluyor. Kalırsın yolda bil, su-i fikri çoktur. Yolda kalırsın, kötü fikirleri çoktur. Güvenme ona. Ben deme. Ben ene hayrun minhu demedi mi şeytan? Ben ondan daha hayırlıyım demedi mi ya? Ben ondan daha hayırlıyım. O kim ki? Dedim mi bitti işte. Aynı şeytanın fikriyle senin fikrin uyuşmuş oldu. Sen başka bir şey demiş olmadın. Allah muhafaza. Şeytanın fikriyle fikirlenmiş oldun. Te şeytana zeydun var. Okutuyoruz talebelere. He? Te şeytana zeydun. Talebeleri okutuyoruz. Zeyd şeytanlaştı. Allah muhafaza. Katarlardan geçip Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Padişah
Şunu da anlatayım mı? Hazırlamıştım. Yapmayın şimdi bu kadar malzemeyi, bu kadar sofrayı hazırladık. Şimdi bunları kim yiyecek? Müsaade var mı? Bir kıssayı anlatayım mı? Padişahım bitiriyorum bitiriyorum. Padişahın biri vezirine demiş ki bir gün, vezirim demiş, İstanbul'da evliya var mı? Tabii evliya, usta, padişahım demiş, İstanbul evliya yatağı. Hadi bir gidelim ziyaret edelim demiş. Tebdili kıyafet çıkmışlar. Beraberce Mısır çarşısına gitmişler. Padişah veziriyle beraber. Vezir padişahı gezdiriyor. İstanbul'da evliya var mı? Padişaha gösterecek. Girmişler bir kumaşçıya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kumaşçı bunları hürmetle, tazimle karşılamış. İşte kumaş alacağız. Hangisinden arzu ederseniz, şu toptan 5 metre, şu toptan 10 metre. Bir sürü kumaş kestirmişler, koydurmuşlar bir çuvala. Sonra demiş ki vezir, biz demiş vazgeçtik almaktan. Çıkacağız. İyi siz bilirsiniz, güzel latifeyle adam yolcu etmiş. Olur mu böyle bir şey? Şimdi yap bak olur mu? Kestirdikten sonra almıyorum de. Çıkmışlar oradan. Demiş ki vezir, hadi bir de Beyazıt Meydanı'na çıkalım padişahım. Beyazıt Meydanı'na çıkmışlar. Orada da bir karpuzcu görmüşler. Padişah, vezir padişaha demiş ki padişahım, karpuzlardan hemen alma. Hepsini tek tek elle. Öyle seç yani. Şimdi başlamış padişah bir ona vuruyor, bir ona elliyor, bir tezgahın öbür tarafına geçiyor, bir bu tarafına geçiyor. Karpuzcu da şöyle gözünün ucuyla tek tek seyrediyor. Bir müddet sonra demiş ki, bana bak demiş, alıyorsan al, adamın canını sıkma. Ben kumaşçıya benzemem, padişah madişah demem ha demiş. Sus sus demiş, sus. Sus. Almışlar parasını demişler, oradan kaçmışlar. Demişler hadi vezir demiş ki padişahım bir de Süleymaniye'ye, Selimiye'ye, o tarafa doğru Süleymaniye'ye doğru bir çıkalım. Demiş yok yok demiş. Kumaşçısıyla karpuzcusu buysa demiş. Taneleri vardır. Dönmüşler geri. Kumaşçıya gelmişler geri. Demişler ki efendim biz o yine selamla güzel yüzle karşılaşmışlar. O kumaşları vazgeçtik biz almak istiyoruz demiş. Der parasını ödemişler. Almışlar çıkarken kumaşçı diyormuş ki ey kurban olduğum Allah'ım bir günde iki defa dükkanıma padişahla veziri getiren sensin ya Rab diyormuş. Padişah demiş ki vezirim anladım bu ikisi de evliya idi de hangisi üstündü? Biri sert mizaçlı, biri yumuşak yüzlü. Hangisi daha üstündür diye sormuş. Vezir ne demiş? Padişahım ben hangisinin üstün olduğunu bilmem ama herhalde laftan anlayanlara kumaşçı gibisi, laftan anlamayanlara da karpuzcu gibisi lazım gelir demiş. Allah laftan anlayanlardan eyleye. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.